Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün klasik çağda Osmanlı toplum düzenini birlikte göreceğiz. Tabii ki görmeden ne yapmamız lazım? Ödevlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Sıfırdan ona tarih, konu anlatımını soru bankası her zaman yanında olacak senin. Peki hangi ünitelere doğru geleceğiz burada? Klasik çağda Osmanlı toplum düzeni sayfa 152'den sayfa 164 sayfasına kadar geleceğiz. Artık konuyu tamamen bitirmiş bir şekilde ele alacaksınız. Daha sonrasında konu anlatımı soru bankasını işledikten sonra tabii ki durmuyoruz. Dinamo soru bankası 10. sınıf Dinamo soru bankasını ele alacaksınız. Peki orada nereden ödev Konuğumuz versek eğer 7. ünite klasik çağda Osmanlı toplum düzenini göreceksiniz. 151'den 155'e kadar ne yapacağız göreceğiz. Daha sonrasında güzel bir şekilde tatile çıkacaksınız ve seneye bomba bir şekilde sizi bekliyor olacağız arkadaşlar. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Evet değerli arkadaşlar neler öğreneceğiz? Osmanlı toplum düzenini göreceğiz. Birlikte Osmanda millet sistemini yine bu millet sistemi içerisinde topraklar nasıl dağıtılmış ve Osmanlı Devleti topraklar üzerinde ne gibi çalışmalar yapmış bunları göreceğiz birlikte. Şimdi ilk olarak toplumun harcı millet sistemi. Nedir peki millet sistemi? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti çok uluslu bir imparatorluğa sahip. Bu dönemde Gürcüsü var, Ermenisi var, Lazı var, işte Sırbı var. Yunan'ı var birçok etkenden ve ırktan ne yapmakta? Oluşmakta. Osmanlı Devleti toplumunu güzel bir şekilde dinleri ve dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden gelen insanlardan oluşacak ki ben bu yüzden bu devlete imparatorluk diyeceğim. Sonrasında Müslüman ve gayrimüslim olarak Osmanlı Devleti tebaasını ne yapacak? İki gruba ayıracak. Yani gayrimüslimler dediğimde Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir, başka bir dine mensup da olabilir. O yüzden de bu statüye girenlerin hepsini gayrimüslim diye adlandırıyoruz. Ama Müslümanlar hep fix olacak bizim için. Şimdi Arapça'da millah kelimesinden gelecek millet kelimesi. Bakın hangi kelimeden geliyormuş? Millah kelimesinden gelecek ve millet sözcüğü dini cemaat anlamına yapmaktadır, taşımaktadır diyeceksiniz. Hala günümüzde biz millet sistemini ne yapmaktayız? Kullanmaktayız. İslam hukukundan hareketle ülkesinde yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre teşkilatlandırarak yöneten modele millet sistemi diyeceğiz. Şimdi nasıl oluyor din ya da mezhep esasına göre? Şimdi atıyorum baktım neyim var? Müslüman var. Daha sonrasında neyimiz var? Hristiyanımız var. Şimdi arkadaşlar ben iki etkeni ayırıyordum değil mi? Şimdi buna ben Müslüman buna da ne dedim? Gayrimüslim. Şimdi Hristiyanları da kendi içinde neyine göre ayırıyorum dedim? Mezheplerini. Şimdi bu adam ne olabilir? Ortodoks olabilir. Daha sonrasında Katolik de olabilir. Şimdi o zaman ben bu sınıflara mı ayrıldım? Evet sınıflara ne yapacağız? Ayrılacağız bu dönemde. İşte ben insanları dini esaslarına göre teşkilatlandıracağım sisteme millet sistemi diyeceksiniz. Bunun öncesindeki yıllarda üniversite sınavında millet sisteminle ilgili arkadaşlar bir sorumuz gelmişti. Sonrasında fethedilen yerlerde İslami kültürün etkisini nasıl göreceğiz peki? Biz buraya unsurlarımızı nasıl yerleştiriyoruz? Neler yapmışız bunun için? İslam'ı yaymak için ne gibi politikalar izlemiş Osmanlı Devleti? Şimdi gayrimüslimler için istimalet başta olmak üzere uygulanan politikaların tamamı farklı unsurların birlikte yaşamasını kolaylaştırmış. Şimdi ben size sormak istiyorum. Kendi içinizde cevap verin. İstimalet politikası nedir? İstimalet dediğimde aklınıza hoşgörü politikası gelecek arkadaşlar. Nedir hoşgörü politikası? Şimdi düşünün Osmanlı Balkanlarda gayrimüslim topraklarını fetih etti. E fethettikten sonra ben bu millete baskı, zulüm uygularsam burada benim yıllarca kalma ihtimalim var mı? Hayır. Osmanlı Devleti gittiğinde istimalet politikasında millet sistemini uyguladı. Diyor ki yani siz dilinizi, dininizi, ırkınızı, kültürünüzü istediğiniz gibi rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bense bu anlamda baskı, ben bu anlamda size zulüm ne yapmayacağım? Uygulamayacağım diyor. İşte ben bu yüzden istimalet politikası Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya bir anda önemli ve yüzyıllar boyunca hakim olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak. Osmanlılar'da Hristiyan, Yahudi nüfusun Müslüman olması için planlı bir çabaya girişilmemiştir. Şimdi planlı çaba dediğim zaman ne olur? Dayatma gücüyle, zorla ama Osmanlı Devleti'nde hiçbir zaman ne Yahudisine, ne Hristiyasına, ne de Berduşuna hiçbir şekilde zorla Müslümanlığı kabul edeceksiniz diye girişimler yapmıyor. Ama zamanla istimaletin yanında bir politika izliyorduk arkadaşlar. Hangi politika? İskan politikası. Şimdi İskan politikasıyla konar göçer Türkmenleri fethettiğim ettiğim bölgelere yerleştiriyorum. E ettiğim bölgelerdeki İskan'la gidenler Türk ve Müslümanlar. E şimdi gittiklerinde orada kültürümü anlatacaklar. Müslümanlığın eşitliğini, adaletini, hoşgörüsel yapısını Anlattıklarında insanlar ister istemez bu durumdan ne yapmaya başlayacak, etkilenmeye başlayacak. Hatta Balkanlar'da Rum ve birçok Bulgar kökenli insanın Müslümanlığa hızlı bir şekilde geçtiğini o dönem içerisinde görmekteyiz. Şimdi Osmanlılar fethettiği bölgelerde fiziki dönüşüm için uygulanan imar ve iskan politikası olmuştur demiş. İskan politikası dediğimizde hatırlayın, yani daha yeni söylemiştik. Anadolu coğrafyasında yaşayan konar göçer Türkmenler, bakın yerleşik Türkmenler demiyorum, konar göçer Türkmenleri fethettiğim bölgeleri yerleştiriyorum. Hem böylece merkezi otoriteyi sağlayacağım hem de fethettiğim bölgelerde kalıcılığı ne yapacak bunlar? Sağlayacaklar. Ama fethetmeyle olur mu? Hayır olmaz. İskan etmeyle olur mu? Hayır olmaz. Bir de ne yapmamız lazım? Osmanlı'nın mükemmel mimarisini de gideceğim yerlere uygulamam gerekiyor. Mesela bunun en güzel örneklerinden birisi Mostar Köprüsü. Bugün Mostar Köprüsü dünyanın birçok yerinden ne çekmekte? Turist çekmekte. E peki bu neyin sayesinde? Osmanlı'nın izlediği imar politikası sayesinde bugün dünyanın en mükemmel şaheserleri içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. Osmanlı bir şehir fethedince ilk olarak ana kiliseyi camiye çevirmiş ve onu Ulu Cami adını ne yapmıştır? Vermiştir. Şimdi peki Niye fethedince ilk olarak ana kiliseyi camiye çeviriyor? Bu aslında bir fetih sembolüdür arkadaşlar. En güzel örneklerinden birisi mesela Fatih İstanbul'u fethettiğinde ilk yaptığı icraatlardan birisi Ayasofya'yı neye çevirmekti? Camiye çevirmekti. Çünkü fetihin sembolü olarak ne yapılmaktadır? Kabul edilmektedir diyeceğiz. Ve genelde ben bu dönemde kiliseye çevrilen camilere Ulu Cami adını ne yapmaktayım? Vermekteyim. İkinci adım olarak ise Şehre kadı ve subaşı tayin ediyor. Şimdi kadı dediğimde neydi arkadaşlar? Bunun öncesindekilerde işlemiştik. Kadı dediğimde bölgenin neyini sağlıyordu? Adaletini ne yapmaktaydı? Sağlamaktaydı. Subaşı peki neyini sağlamaktaydı? Güvenlik ne yapmakta? Sağlamakta bu dönemde. Yani o zaman Osmanlı Devleti aynı zamanda fethettiğinde hem imarsal yapılara önem vermiş hem de merkezi otoriteyi o bölgede ne yapmaya çalışmıştır? Güçlendirmeye çalışacak. Ayrıca fethedilen bölgelere Türk Müslüman nüfusu yerleştirmek için de tedbirler alacak. Yani ne yapıyor mesela Ahiyan Rum, Baciyan Rum, Rum gibi dervişler ve alimlerin bu dönemde fethettiğimiz bölgeye yerleştirmesini sağlıyorum. O fethettiğim bölgelerdeki alimler oraya neler kuruyorlar? Tekkeler kuracaklar, medreseler kuracaklar ve böylece insanlara daha net bir şekilde yaklaşmayım sağlamış. Daha bir sıcakkanlı yaklaşmayım sağlamış. Evet böylece Osmanlı Devleti yine yerleşmede önemli tedbirler aldığının unsurlarından bir tanesi diyeceksiniz bu anlamda. Ulu cami yanında ise Çarşı, Bedesten veya Arasta denilen yapılar kurarak bunların etrafına da mahalleler oluşturuyor. Şimdi mesela şöyle bir düşünelim. Osmanlı Devleti'nin burası cami olsun. Şimdi kiliseyi ben camiye çevirdim. Etrafına neler yapıyorum? Çarşılar yapacağım. Daha sonrasında Bedesten yapacağız. Aras'ta yapacağız. Yani aslında bir merkez var. Merkezimiz cami. Etrafına ise insanların genellikle günlük işlerini yaptığı, alışverişini gerçekleştirdiği yerleri kuruyorum. İşte çarşıları, Bedestenleri, Arastaları kurarak böylece Etrafına da insanların yaşayacağı neyleri oluşturmaya başlıyorum? Evleri oluşturmaya başlıyorum. Günümüzde mesela etrafınıza baktığınızda bunu çok rahat bir şekilde anlayabilir misiniz? Genel hep çarşılarımızın merkezinde ne olur? Camimiz olur. İşte caminin yanında yan yana sıralanmış çarşıları daha sonrasında tek bir cinsten satılan malların toptan bir şekilde satımının yapıldığı bedestenleri ve arastaları ne yapabilirsiniz? Görebiliriz bu dönemde. Şimdi şehirdeki mahalle halkı cami ve mescitlerin dışında kahvehane, bozahane gibi mekanlarda veya düzenlenen panayır ve şenliklerde bir araya gelmiştir. Bakın aslında yüzyıllar geçmesine rağmen ben bu kültürümü devam ettiriyor muyum? Evet ben bu kültürüm hala devam ettirmekteyim. Mesela kahvehaneler. Kahvehanelerde hasbihaller, sohbetler yapılmakta bu dönemde. Çünkü cami e, cemaati bu dönemde mescitten çıktıktan sonra gidilirler kahvelerini içerler. Kahve içerlerken e, bu dönemde insanlar birbirlere sohbet ederler. Bozahane nedir? E, çok eski kültürden gelir bozahane. E, sütüden yapılan önemli bir unsurdu. Kışın içilir genelde hatta tarçın falan atılır içine. Bu dönemde bu mekanlarda insanlar e, sosyal ve kültürel hallerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Panayırlar, şenlikler de diyebilirsiniz. E, panayırlar ve şenlikler bugün günümüzde hala var mıdır arkadaşlar? Evet vardır. Ve o toplumsal unsurun bir anda çekilmesini ve toplumsalın kaynaşmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi midir? Evet. Eğlence kültürünün bir parçası olan düğünler insanların güzel zaman geçirdikleri şenliklere dönüşecekler. Mesela... Padişah oğlunu ya da kızını evlendirdiğinde 40 gün 40 gece neler yaparmış? Şenlikler düzenleyecek. Halkı davet edecek. O dönemde açlar çıplaklar giydirilecek. İnsanlar kültürel etkileşimi daha çok yapacak. Mesela düğünde insanlar birbirlerini beğenecekler. Birbirleriyle evlenecekler. insanlar birbirleriyle tanışacak bu dönemde. Kültür anlamında çok önemli bir unsur mu? Evet peki şöyle bir düşünelim. Şimdi ben fethettiğim bölgelerde de bunu yapıyorum. E şimdi Hristiyan bir toplum ya da gayrimüslim bir toplum bunu gördüğü zaman Müslümanlığı yavaş yavaş arkadaşlar benimsemeye başlayabilir mi? Benimsemeye başlayabilir. İşte bu yüzden Müslümanlığa geçmeleri daha da mı kolaylaşmıştır? Evet düşünün. Şimdi size biri baskı uyguladı. Dedi ki baskıyla Müslüman olacaksınız. Kabul eder misiniz? Hayır. Ama o Müslümanlığın adaletini, o Müslümanın hoşgörüsünü, Peygamber Efendimizin özelliklerini anlattığım zaman daha çekici ve daha ne gelebilir? Cazip gelebilir bize. Sonrasında bilimize bir bakalım neler var. Şenliklerle ilgili ayrıntılı bilgiler bir eserlerde veriliyor. Neler? Surnamelerde edebiyatta görebilirsiniz. Sur sözcüğü düğün, ziyafet, şehrain ve şenlik adlarına ne yapmakta gelmekte. Name ise mektup, Risale kitap gibi anlama geliyor. Yani düğün mektupları ya da düğün risaleleri, düğün kitapları diyebilirsiniz. Hatta bununla ilgili bir anımız var. Nedir? 4. Murat bu dönemde oğlunun sünnet şenliğinde şenlik düzenler. Şenlik 40 gün 40 gece sürer. Hatta bildiğimiz çok önemli iki tane unsur vardır. Bunlardan birisi Hazarfen Ahmet Çelebi, diğeri de Lagari Hasan. Hazarfen Ahmet Çelebi Üsküdar'dan e, bu dönemde Galata Kulesi'nden e, kanat yaparak Üsküdar'a kadar uçmayı deniyor. Şenliklerde 4. Murat'a bir güzellik yapayım diye. Lagari Hasan da bu dönemde roketle uçmayı deneyen ilk kişi. Roketle uçmaya çalışacak. Bu da şenliklerin ne kadar şatafatlı ve güzel geçtiğini görebiliriz. İlk olarak arkadaşlar surname neden, nereye, ne zaman yazılmıştır dersem birinci Murat zamanında ne yapılacak? Yazılacak diyeceksiniz surnameler arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ramazan ayı bizim biliyorsunuz olmazsa olmazlarımızdır değil mi? Mesela bir tane örnek verelim. Osmanlı ne diyorduk arkadaşlar? Macunu diyordunuz değil mi? Hatta Birçok bölgede Ramazan aylarımızda işte İstanbul'da Ankara'da bir ülkenin birçok yerinde ne yapılır Osmanlı macunları satılır Ramazan ayında çünkü akşam iftarınızı açarsınız böyle hafiften bir yürüyüş yapayım dediğinizde o şenliklerin hala içinizde hissettiğini ne yapabiliyorsunuz görebilmekteyiz. Şimdi yapılan törenler halk için farklı bir anlam ifade ediyor. Neden? Çünkü bu dönemde hem İslami bir unsurumuz var hem de insanların kaynaşması anlamında önemli bir nokta mı? Evet. Ramazan ayı içinde hazırlıklar önceden başlayacak ve bir ay için bazı tedbirler alınıyordur. Şimdi İstanbul'dan yola çıkan Sürre alayını devlet erkanı ile birlikte büyük bir kalabalık uğurlar. Neden? Ramazan ayı bitti. Ramazan ayını artık savuşturuyoruz. Ee, ve aynı zamanda Suriye alayı dediğimiz bu dönemde haca giden kişilerin gönderildiği yerlerdir Suriye alayları. Telafi namazlarından sonra bir takım eğlenceler tertip edilir. Peki bu eğlenceler tertip edildiğinde neler söyleyebilirsiniz? Hacivat ve Karagöz değil mi? Olmazsa olmaz unsurlarım. Meddahlar yine o dönemde işte ağızlarından ateş çıkaranlar gibi şeyler söyleyebiliriz. Şimdi İstanbul'da peki Ramazan şenlikleri nasıl gerçekleşiyor? Tophanede top atılacak. Önce limandaki gemilerin düdükleri örttürülüyor ve kubbeler üzerinde ve minareler arasında kandillerle ışık gösteriliyor. Yani biliyorsunuz bu dönemde hala günümüzde e, yapıyorlar arkadaşlar. Biz buna mahyalar diyeceğiz. E, hazırlanması, panayırın kurulması, Hacivat ve kara Karagöz oyunları gibi etkinlikler Ramazan eğlencelerindendir. Hala günümüzde sürmekte midir? Evet sürmektedir. Bunları bu sene yaşayamadık ama inşallah daha sonraki senelerde işte Hacivat'ı, Karagöz'ü, Mettah oyunlarını, Ramazan'ın o güzel kalabalığını ve eğlenceyi yine tekrar birlikte göreceğiz. Sonrasında Osmanlı mutfağı nasıl peki? Osmanlı Devleti'nin gelişme ve büyümesine bağlı olarak Türk mutfağı da büyük bir gelişme gösterecek. Neden? Çünkü Osmanlı 700 senelik bir devletten bahsediyorsunuz. Osmanlı'da en çok tüketilen et, süt, yoğurt, peynir, yağ gibi ürünler beslenme sisteminin esasını teşkil ediyor. Hatta bir örnek verelim. Genelde Padişahların bir hastalığı var. Etten dolayı. Nedir bu hastalık? Gut hastalığıdır arkadaşlar. Hatta zengin hastalığı da ne yapılmakta? Söylenmekte bu dönemde gut hastalığı. Şimdi yemekler her zaman tuzsuz ve tereyağı ile pişirilir. Ve baharat yaygın olarak kullanılıyor. Yalnız bu dönemde bakın hala mutfağımızda çok sık kullandığımız olmazsa olmaz dediğimiz domates, salça Osmanlı Multanı 19. yüzyılda giriyor. Peki neden? Şöyle bir sorun kendinizi. Bakın arkadaşlar patates, domates, vanilya, kakao gibi unsurların hepsi coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'ya gelecek. Düşünün Kanuni Sultan Süleyman patates ve domates yememiştir bu dönemde. Ama 19. yüzyılda birlikte artık salça Osmanlı mutfağının olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi gelecek. Mesela işte patlıcan, karnıyarık e, gibi unsurların vazgeçilmezi olacak bu dönemde. Yine tencere yemekleri koruk limon suyu, nar eşkisi, soğan ve çeşitli baharatlar ile tadlandırılıyor. Nitekim o Anadolu'nun güzel annelerinizin yaptığı yemeklerin çoğu da hangi mutfaktan gelmekte? Osmanlı mutfağından gelmektedir. Şimdi Osmanlı Devleti'ne gelelim. Toprak sistemi nasıl? Şimdi eğlenceyi, şenlikleri gördük. Peki Osmanlı toprak ve çiftane sistemi nedir? Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin en önemli politikalarından birisi Hazreti Ömer döneminde ortaya çıkan iktidar sistemini uygulamak. Peki ikta sisteminin Osmanlı'daki adına ne diyeceğiz dersek genelde arkadaşlar tımar sistemi diyeceksiniz. Yine devlet otoriteyi sağlayabilmek için bu dönemde hiçbir şekilde doğru düzgün mülk göremeyeceğiz. Çünkü devletin toprakları ve coğrafya içerisindeki toprakların hepsi kimin malı? Devletin malıdır. Sadece işletmeyi kime veriyorum? Halka vereceğim. Fethettikleri yerlerde önceden uygulanan örf ve adetler ile hukuk durumu dikkate alınan Osmanlılar her bölgenin özelliğine göre düzgün bir sistem oluşturmaya çalışacak. Bunlardan birisi toprak sistemi ve çifthane diyeceğiz. Şimdi ben toprağa kaç ayıracağım dersem iki unsuru arayacaksınız. Birisine miri araziler diğerine de mülk araziler diyeceğiz. Miri dediğimde aklınıza nereden gelsin arkadaşlar? Mi'yi gördüm milli diyorsunuz. Bakın milli. Milli ise kime ait? Bana ait yani devlete ait olan topraklar. Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşme ile reayaya bırakılmıştır. Bu dönemde toprağı işleyen reaya elde ettiği üründen 1 bölü 10 ve 1 bölü 2 arasında değişen oranlarda vergi ödemekle mükelleftir. Miri arazi gelirlerinin kullanımına göre bölümlere ayrılır. Yalnız burada bir anekdot atacağım. Nedir dersek eğer yine alacağım vergileri de millet sistemini esasa göre alıyor. Neden peki? Şimdi gayrimüslimsin senin ürün vergin farklı olacak. Müslümansın senin ürün vergin Farklı olacak. Mesela en güzel örneklerinden Müslümanlardan aldığım ürün vergilerine e, ne diyorum? Öşür vergisi derken yine gayrimüslimlerden aldığım ürün vergilerine ise haraç vergisi diyeceğiz. Şimdi gelelim dirliklere. Dirlik araziler, miri arazi içindeki en geniş topraklardır. Maaş karşılığı verilen dirlik toprakları gelirine göre has, ziyamet ve tımar olarak üçe ayrılır. Bir önceki videolarımızda bunları işlemiştik. Has araziler biliyorsunuz padişah ve yakın çevresine dağıtılan topraklar, ziyamet ise orta dereceli devlet adamlarına dağıtılan, tımar ise düşük dereceli devlet adamlarına dağıtılan topraklar. Şimdi üç toprağın ortak özelliği nedir dersek şunu söylüyorsunuz bana atlı yetiştirecekler? Asker ne yapmak zorundalar? Yetiştirmek zorundalar. Arpalığa gelelim. Saray adamlarına ve ilmiye sınıflarından bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre içinde maaşlarına ek olarak verilen Araz bir nevi teşvik primi diye edebilirsiniz. Bazen jargonda kullanıyoruz ya arpalığı aldın mı hani primini aldın mı maaşını aldın mı tarzında. Görevlerden ayrıldıktan sonra ise emekli maaşı olarak ölünceye kadar arazilerin gelirleri bu dönemde verilen kişiler ne yapabilir alabilir. Paşmaklık bakın adı üstünde paşma. Yani paşadan gelsin aklınıza. Padişahın annesi, kızları veya kız kardeşleri gibi saray kadınlarına verilen arazi çeşitleri olacak bu dönemde paşmaklık araziler. Yurtluk ve ocaklık bu dönemde bir bölgenin eski sahibi olan ve o bölgenin Osmanlı Devleti'ne katılmasını sağlayan devlete sadakatle bağlılığını bildiren mahalli beylere verilen araziler. Mesela atıyorum Karasoğlu Beyliğini aldım. O bey diyorum ki bak yurt ve ocaklık olarak bu toprakları sana veriyorum. Amaç ne? Bağlılığı ne yapabilmek? Arttırabilmek bu dönemde. Malikane hani, Osmanlı Devleti'nin fetihleri kolaylaştırmak ve teşvik etmek için seferlere katılan önemli komutanlara, devşirmelere, ahilere fethedilen ülkelerde verilen topraklardır. İslam devletlerinden kalan topraklardaki beylere ait mülklerin padişah tarafından onlara bırakılmasıyla ortaya çıkan arazilerdir. Yani önemli bir unsurdur diyoruz. Mukata arazi aslında dirlik ile mukata arazinin genelde en çok sorunun geldiği yer. Neden? Şimdi biz bunda bir sistem göreceğiz arkadaşlar. Hangi sistem? İltizam usulü diyorsunuz. Yani ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Yıllıklı diyoruz. Neden yıllıklı? Ben buradan yıllık vergi toplayacağım. Osmanlı maliyesinin vergi toplanma biçimlerinden olan Mukataa geliri doğrudan merkez hazinesine giden mira arazileri de ifade eder. İltizam sistemiyle oluşacak genelde merkeze uzak yani İstanbul'a uzak bölgelerde toplanan yerler işte e, neresi diyebilirsiniz buraya Eflak, Boğdan, Kırım gibi bölgelerden toplanan vergiler. Ama yıllık mı toplayacağım ben burada? Evet yıllık topluyorum. Ama unutmuyorsunuz dirliklerde yıllık toplanmaz. E, dirliklerde sürekli ne yapılır? Vergi toplanır diyeceksiniz. Şimdi gelelim mülk arazide ne var? Mülk arazi mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu araziler miri araziden bir miktarın hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle ya da yeni katılan bölgelerde daha önceden mülk olarak kullanılan yerlerin sahiplerinin bırakılmasıyla meydana getirilirdi. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içindeki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar arazilerini satma, vakfetme, hibe etme hakkına sahip mülk arazi, öşrü ve haracı olmak üzere ikiye ayrılır. Peki öşri dediğim zaman Müslüman diyeceğiz. Haracı dediğim zaman da aklınıza kim gelecek? Gayrimüslimlere verilen topraklar diyeceksiniz arkadaşlar. Kısaca özeti bu şekilde bileceğiz. Yani kendinizden düşün. Babanızın evi var mesela. Kime kalacak? Sana kalacak. Baban sana bunu devredecek mi? Evet. Sen bunu devredebilirsin, satabilirsin. işte önemli derneklerimize vakıf edebilirsin. Onlara bağışlayabilirsin. İşte bunların hepsine mülk araziler diyeceksiniz. Peki gelelim öşri topraklar neler? Fetihlerden önce sahipleri Müslüman olan veya fetih sırasında İslam'ı kabul eden kişilere ait topraklara öşri topraklar denmektedir. Bu tür toprak sahipleri ürettikleri üründen belli bir miktarda öşürü vergisi alınır. Genelde öşürü vergisi 1 bölü 10 olarak ne yapılmaktadır? Toplanmaktadır. Veya e, toprağın verimine göre 1 bölü 8'e ya da daha da verimli yerlerde 1 bölü 5 oranında alındığı ne yapılmaktadır? Görülmektedir. Haracı topraklar. Mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklardır. Bu tür topraklara sahip olan kişiler bir miktar nakdi haraç ödedikten sonra ekip biçtikleri üründen verimine göre 1 bölü 5 veya 1 bölü 2 aranında ne verirlerdi? Vergi verirlerdi diyeceğiz. Şimdi gelelim vakıf araziler neler? Vakıflar çok önemlidir. Çünkü hastaneler, yollar, köprüler, medreseler, hanlar, hamamlar hepsinin gelirleri genelde vakıf arazileri içerisinde ne yapılmaktadır? Karşılanmaktadır. hayırsever mülk sahiplerinin gelirleriyle cami, mescit, medrese, zaviye gibi sosyal amaçlı kurumların giderlerinin karşılanması için vakfettikleri arazilerdir. Bu arazileri reaya işlemekte. Reayanın vermesi gereken vergiler sadece vakıf giderleri için ne yapmaktadır? harcanmaktadır. Yani vakıf arazileri unutmuyorsunuz. Devredilemez, satılamaz, kiraya verilemez. Bundan genelde neler yapılır? Sosyal devletçilik ne yapılmaktadır? Yapılmaktadır. Yani sosyal devletten dediğim zaman ne geliyorsun? İşte medrese yapıyor, cami yapacak, yol yapacak, köprü yapacak, işte bimerhaneler hastaneler yapacak. Bunların hepsi genelde hangi arazilerden karşılanıyor? Vakıf arazilerden ne yapılmaktadır? Karşılanmaktadır. Gelelim çift tane sistemi nedir? Osmanlı Devleti toprakları üzerinde feodal oluşumun engellenmesi istenecek. Feodal oluşum nedir? Biliyorsunuz büyük toprak ağlarının ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyorum. Peki büyük toprak ağlarının ortadan kalkmasını istiyorsam, engellemek istiyorsam ne yapmam lazım? Devlet arazileri hepsi devlete ait olacak. Yani şahsa ait olmayacak. Bu yüzden toprakların büyük bir kısmının mülkiyeti devlette ne yapmıştır? Yer almış ve böylece feodal sistemin yani o bölgelerde ağların, beylerin oluşmasını engellemiş olucak. Çifthane sisteminde ailenin emeği, bir çift öküz ve işlenen arazi bir üretim birimi veya dolayısıyla bir mali birimi oluşturur. Üretici konumunda olan hane vergilendirmede esas sayılmıştır. Çiftçinin elindeki araziyi satması, hibe veya vakfetmesi yasak. Neden? Çünkü gelir yani daha doğrusu mülk kime ait? Devlete ait toprak. Şimdi devlet sana diyor ki sen burayı diyor ek, sen burayı biç, sen burayı her türlü sür. Ama burayı diyor hibe edemezsin, satamazsın, vakf edemezsin. Çünkü burası kimin malı? Benim malım. Tahrir defterleri ki toprakların kayıtlarının tutulduğu defterlerdir arkadaşlar. Kayıt altına alınan arazilerden çit resmi adı altında vergi alınmıştır. Yani ürün vergisi diyorsunuz. Bir de çit bozanımız var. Peki çit bozan nedir? Toprağını sen Devlet sana toprak verdi. Sen bu toprağı 3 defa ekmedin. Devlet diyor ki hayırdır. Ben sana bu toprağı verdim. 3 defa sen ne yapmadın bunu? Ekmedin. O yüzden de senin toprağını ne yapıyorum? Alıyorum diyeceğim. İşte o topraktan vergilendirme usulüne de çit bozan diyeceğim. Bakın buna verme çit resim. Öbürüne ise çit bozan diyoruz. Gelelim lonca teşkilatı. Lonca dediğim zaman aklınıza kim gelsin? ahilik teşkilatı gelecek arkadaşlar. Yani esnaflık mı diyeceksiniz? Evet esnaflık diyeceğiz. Yani bu dönemde Müslüman ve bu dönemde genelde Türklerin olduğunu göreceksiniz. Genelde gayrimüslimleri bu lonca teşkilatının içine almam. İyaşecilik yani ilkesine göre ekonomik faaliyetlerin amacı ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol ve kaliteli ve ucuz olmasını sağlayan sisteme lonca sistemi diyeceğiz. Loncalar İslam toplumlarında uzun bir geçmişe sahip ve fütüvet ve ahilik zincirinin zamanla değişikliğe uğramış bir devamıdır. Yani Selçuklu'da ahilik, Osmanlı'da ise lonca teşkilatı olarak bilinmekte. Şimdi bu dönemde usta çırak ilişkisini göreceksiniz. Kuşak bağlamayı göreceğiz. Ustanın icazeti olmadan yani izni olmadan çırak kalfa olamaz ya da kalfa usta olamaz. Kimin rızasını almam gerekiyor bu dönemde? Ustanın rızasını almam gerekiyor. Şimdi bu dönemde lonca teşkilatında her işin kolunun başına o koldaki ustalar tarafından seçilen bir şey ya da ketüda bir yiğit başı bulunur ve bu kişilerin mesleğe çırak kazandırmak, ham madde temin ederek üyelere dağıtmak ve üretilen malların standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Bir nevi TSE diyebilir misiniz? Bir nevi TSE diyebilirim. Bugün de ülkemize Türk Standartları Enstitüsü kaliteyi tespit ediyor değil mi? E, mensuplar arasında dayanışmayı sağlamak gibi görevleri var. O zaman demek ki halka düzgün mal, e, halka ucuz mal, halka kaliteli malı sunmaya çalışan sektör hangisi? Lonca Teşkilatı diyeceğiz. Şimdi Osmanlı'da vakıflar nasıl peki? İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak kabul edilen vakıf günümüzde de hala ne yapmaktadır? Devam etmektedir. Bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olacak. Neden? Çünkü cami yapacağım, köy yapacağım, yol yapacağım e gibi birçok unsuru hangi müesseseden sağlıyorum? Vakıflar sayesinde sağlayacaksınız. Osman Devleti köy ve şehirlerin imar edilmesini, dini hizmetlerin sürdürülmesi ve sosyoekonomik hayatın canlanması vakıflar yoluyla sağlayacak. Ama daha sonrasında bozulacak mı bu sistem? Evet. Osmanlı Devleti'nde toplumdaki sosyal dengenin sağlanmasında etkili olan vakıflar, sosyal barışın, adaletin korunmasında devlet, toplum ve fert ilişkisinin olumlu yönde gelişmesinde önemli rol oynayacak. Neden? Çünkü Osmanlı biliyorsunuz İstanbul'dan ibaret değil Üç kıtayı birden hakim. E peki devleti otorite olarak sağlamaya çalışan, e, sosyal devletçiliği sağlamaya çalışan unsuru Osmanlı neyle sağlayacak? Vakıf teşkilatlarıyla ne yapmıştır? Sağlamıştır. Devlet, cami, imarathane, medrese, şifahane, hamam, kervansaray gibi dini ve sosyoekonomik tesisleri vakıflar yoluyla yapıyor. Hem böylece devletin hazinesinden para çıkmıyor ve böylece de yine devlet oralara sosyal yatırım ne yapmış olacak? Götürmüş oldu diyeceksiniz. Şimdi gelelim etkinliğimize bakalım. Osmanlı fiyatların belirlenme sistemine ne deniyor arkadaşlar? Ben buna ne sistemi diyeceğim? NARH sistemi diyorsunuz. Fiyatın belirlenme sistemi diyeceğiz. Dilik araziler kaça ayrılmış demiş Tonguç? Dilik arazileri biliyorsunuz arkadaşlar 3 kısmı ayırıyordum. Ne diyorduk? Has arazi, daha sonrasında ziyamet diyeceğiz. Ziyametten sonra da en küçük birim olan hangi sistemin vardı? Tımaz sistemim olacak. Osmanlı'da esnaflık teşkilatına ne denir? Unutmuyorsunuz hemen lonca teşkilatı diye ne yapacağız adlandıracaksınız. Şimdi etkinliğimizin diğerine bakalım. Osmanlı devletinde toplum dinleri, dilleri ve ırkları bakımından fark gözetmediği sisteme ne ad verilir? Biliyorsunuz arkadaşlar bu dönemde dinleri ve dilleri için fark etmedi dediğim için hangi sistem diyorsunuz? Millet sistemi deniyor. Hatta biliyorsunuz Arapçada milla isminden ne yapmaktaydı? Gelmekteydi. Cami, yol, köprü gibi Sosyal yatırımlara ayrılan topraklara ise ne ad verilecek dersek eğer şunu söylüyorsunuz vakıf araziler diyeceğiz. Peki vakıf arazileri devredebiliyor muydum? Daha sonrasında satabiliyor muydum? Bağışlayabiliyor muydum? Hayır arkadaşlar unutmuyorsunuz vakıf araziler devredilemez, satılamaz, kiraya bırakılamaz, haczedilemez bu dönemde. O yüzden de sosyal yatırımların yapıldığı yerlerdir vakıf araziler. Şimdi değerli arkadaşlar... Sizin için güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Bay bay.